Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara, fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan farklı terimler, deyimler, ifadeler hatta bazı videolarda atasözleri öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 58. videosuna geldik. To offer sunmak demek. Yine kolay bir fiil. Türkçe karşılığıyla kullanımı hemen hemen aynı. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şuraya bir yıldız atalım ve giriş videomuzun kartını ekleyelim. Önce bir videoda İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık. Şimdi fiilleri tek tek detaylıca çalışıyoruz. Giriş videomuzu izleyip çalışmadıysanız izlemenizi, çalışmanızı tavsiye ederim. Hem de bu serinin hangi sırayla gittiğini görmüş olursunuz. Offer Türkçe'ye sunmak, teklif etmek karşılıklarını veriyor. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Our hotel offers its customers a wonderful view. Otelimiz müşterilerine harika bir manzara sunuyor. Bizim otelimiz. Bakın burada mülkiyet sıfatı var. Cümlenin zamanı present simple tense. Şöyle yazalım present simple diye. Yani geniş zaman. Its customers. Kendi müşterilerine a wonderful bakın burada bir niteleme sıfatı var. manzara sözcüğüne bağlı. We can offer her a new job. Biz ona yeni bir iş teklif edebiliriz. Peki ona dediğimiz kişi bir kadın mı bir erkek mi? Buradan anlıyoruz. Ona dediğimiz kişi bir kadın. Burada bir sıfat var. Buradaki isme bağlı. Burada ability var. Can fiilimiz de burada. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Simple present, present simple. Geniş zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. To offer fiili ile kullanılan terimler ifadeler. Her videoda tam bu aşamada aynı şey söylüyorum. Videoları iyi takip edenler biliyor. Geçen kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini mutlaka yazın ve ezberlemeye çalışın. Henüz hazırlamadıysanız kendinize çok kaliteli, güzel bir kelime defteri hazırlayın. Harita metot çok ortalık, kaliteli bir defter alın ve hangi konuyu çalışırsak çalışalım öğrendiğiniz kelimeleri yazın. Offer to market piyasaya sunmak demek. Offer something up sunmak, vermek demek. Make an offer bir teklif sunmak, yapmak. Job offer iş teklifi price offer fiyat teklifi limited offer sınırlı teklif offer of collaboration bunu çok fazla duyuyorum sosyal medyada işbirliği teklifi offer to public halka arz etmek demek. Bunları tekrar bir okuyalım. Offer to market piyasaya sunmak. Offer something up sunmak, vermek. Make an offer bir teklif sunmak, bir teklif yapmak. Job offer, iş teklifi. Price offer, fiyat teklifi. Limited offer, sınırlı teklif. Offer of collaboration, işbirliği teklifi. Offer to public, halka arz etmek demek. Halka sunmak gibi de bunu pek tabi düşünebiliriz. Şöyle sunmak kısmını da ekleyelim. Devam edelim. Geldik örnek cümlelere. Yine videoları iyi takip edenler biliyor farklı seviyelere uygun ama fiilin çalışma mantığını çok doğru gösteren örnek cümleler yazmaya çalışıyorum. They offered me a very good salary. Bana çok iyi bir maaş teklif ettiler. Şunu çıkartalım. Şöyle. Bana çok iyi bir maaş teklif ettiler. Kim? Onlar. Verb ing. Past simple. Burada me var. Bana karşılığını Türkçe'ye verdi. Very çok good iyi, salary maaş. Buradaki good niteleme sıfatı. We made them an offer that was too good to refuse. Onlara reddetmesi zor bir teklif yaptık. Biz onlara bir teklif yaptık, verdik, sunduk. That was too good to refuse. Reddedilmeyecek kadar iyi diye düşünebiliriz. Our website offers you a unique gaming experience. İnternet sitemiz sizlere eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Bu arada bir yıldız daha atalım. Daha önce çalıştığımız bir konu var. İnternet konusu. İngilizcede bununla ilgili terimleri, ifadeleri çalıştığımız bir videomuz var. Videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Unique, eşsiz gaming oyun experience deneyimi bizim web sitemiz size sunar sunuyor. We are working to offer a better future for our children. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Be verb ing present continuous tense. Şurada better daha iyi future gelecek. For edatı var. Our mülki sıfatı children sözcüğüne bağlı. Fiilimiz de burada. We are here to offer you a new vision for your company. Size şirketiniz için yeni bir vizyon sunmak için biz buradayız. Biz buradayız. To offer you size sunmak için a new vision. Yeni bir görüş for your company şirketiniz için. They offered me a very good salary bana çok iyi bir maaş teklif ettiler. We made them an offer that was too good to refuse. Onlara reddetmesi zor bir teklif yaptık. Our website offers you a unique gaming experience. İnternet sitemiz sizlere eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. We are working to offer a better future for our children. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için biz çalışıyoruz. We are here to offer you a new vision for your company. Size şirketiniz için yeni bir vizyon sunmak için buradayız. Örnek cümlelerle devam edelim. Last month we offered a new and unique computer to the market. Geçen ay biz piyasaya yeni ve benzersiz bir bilgisayar sunduk. Verb 2. Yani past simple, simple past tense. Burada bir tane sıfat var orada bir tane sıfat var. X de computer sözcüğüne bağlı. Last month zaman belirteci, geçen ay. Sometimes life doesn't offer a second chance. Hayat bazen ikinci bir şansı sunmaz. Şöyle bir yıldız atalım. Böyle cümlelere ben kalıp cümle diyorum. Yani olduğu gibi alıp ezberleyip uygun başlıklarda kullanabileceğiniz cümleler. Bir sınava katıldınız. Bir konuda belirli bir süre konuşmanız isteniyor ya da bir konuda bir metin hazırlamanız isteniyor. Uygun başlıklarda hoşunuza giden cümleleri kullanabilirsiniz. Faydalı olacaktır. Size artı puan getirecektir. This holiday offers you a wonderful experience. Bu tatil size harika bir deneyim sunuyor. Experience deneyim. Ha burada second ikinci ikinci bir şans diye düşünelim şuraya. Doesn't offer sunmaz. Hayat sunmaz. Sometimes bu da bir sıklık zarfı. I have nothing to give you. Benim sana verecek hiçbir şeyim yok. I can only offer my love. Sana verecek hiçbir şeyim yok. Sadece aşkımı sunabilirim. Arada böyle cümlelerde yazıyorum. Hadi tekrar bir okuyalım hepsini. Last month we offered a new and unique computer to the market. Geçen ay piyasaya yeni ve benzersiz bir bilgisayar sunduk. Sometimes life doesn't offer a second chance. Hayat bazen ikinci bir şansı sunmaz. This holiday offers you a wonderful experience. Bu tatil size harika bir deneyim sunuyor. I have nothing to give you, I can only offer my love. Sana verecek hiçbir şeyim yok, sadece aşkımı sunabilirim. You are very kind to offer this. Bunu teklif etmen büyük incelik. Bakın. Günlük hayatta kullanılan bir cümle. Bunu alıp böylece ezberleyin. If anybody seeks your advice, offer right and sincere advice. Biri senden öğüt isterse doğru ve samimi bir öğüt ver. Bakın bu da İngilizcede kullanılan güzel sözlerden birisi. It's better to offer no excuse than a bad one. Kötü bir mazeret sunmaktansa hiç Mazeret sunmamak daha iyidir. Hiçbir mazeret sunmamak daha iyidir. Bu da İngilizce'de kullanılan, içinde fiilimizin geçtiği güzel sözlerden bir tanesi. Life is a one-time offer. Use it well. Hayat tek seferlik bir tekliftir. Onu iyi kullan ya da kullanın. Yine İngilizce'de kullanılan bir güzel söz. İçinde çalıştığımız fiil geçiyor. Hem de iyi bir kalıp cümle. Böylece alıp Türkçe karşılığıyla birlikte kelime defterinize yazıp ezberlemeniz faydalı olacaktır. Tekrar bir okuyalım. You are very kind to offer this. Bunu teklif etmen büyük incelik. Bunu teklif ettiğin için çok naziksin. If anybody seeks your advice, offer right and sincere advice. Biri senden öğüt isterse doğru ve samimi öğüt ver. It's better to offer no excuse than a bad one. Kötü bir mazeret sunmaktansa hiçbir mazeret sunmamak daha iyidir. Life is a one time offer. Use it well. Hayat tek seferlik bir tekliftir. Onu iyi kullan. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 58. videosunda offer yani sunmak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilimizin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan, kullanılan terimlere, ifadelere baktık ve örnek cümlelerle iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini, işaretlemeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada konu istekleriniz olursa, hocam şu konuyu çalışsak nasıl olur diye yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Benim sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Sırasıyla o konuları da hazırlıyorum. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.